Hocam çok dizi yapıldı. Yani gerçekten de bir sürü dizi var. Bir sürü de konuları var dizilerin. Sanki böyle düşününce yeni konu kalmayacakmış gibi. Yani hani her yerde bir konu, her yerde bir konu. Seyircilerimize biz sorduk. Yani dedik ki yeni dizi yapılsa neyle ilgili olmasını istersiniz? Yani hangi konular olsun istersiniz diye. Seyircilerimizden de gelen, yani buradaki seyircilerimizden gelen notlar var elimizde. Acaba seyircilerimiz Türkiye'de yeni dizi yapılsa neler yapılsın istermiş? Sevgili Gizem, yalan rüzgarına devam demiş. Adını beyaz koydum. İsim yok. Mafyadan bıktık, aşkı bitirdik, sultanları yitirdik, susmaya devam suskunlar diye gelmiş. Evet. Yurtta kalan öğrencilerin dramı hakkında bir dizi yapılabilirse. Ben kaldım bir ara yapmak istedim. Kaya adam gelince sarp çocuk afacan diye bir dizi teklifi var. Aşk olmasın yeter bu duygusuyla diye gelen. Evet. Allah'ını seven dizi yapmasın ne olur diye. Ekonomi. Sadece ekonomi. İmkansız aşkın olmadığı dizi istiyoruz. Tayfur seni seviyorum Zeynep diye gelmiş. Güzel. Bunu kim yazdıysa göreyim. Bu millet her şeyi seyreder yazmış. Evet. Millet ne yapsın, ne verirsen onu seyrediyor yani. Aynen, çok özür dilerim, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Evet. TRT'nin tek kanal olduğu dönemde ben mesela kendi babamın pazar konserinin arkasından pazar sineması, onun arkasından kadınların voleybol maçını izlediğini hatırlıyorum. Ama şu anda izlediği şeyleri saymak istemiyorum. Ya abi. Tabii canım ya. Nereden nereye değil mi? Ya sabahları kalkardık, Yumurcak diye bir dizi vardı. Pazar sabahları. Onu izlerdik. Arkadan Hikmet Şimşek yönetiminde Devlet Klasik Senfoni Türk Müziği Orkestrası, Türk Müziği Orkestrası'nı izlerdik. Hikmet Şimşek yönetimindeydi en azından onu biliyorum. Ya klasik müzik falan dinlerdik. Yani bale izlerdik, buz pateni falan gibi sporları falan seyrederdik. Yani TRT de çok acayip bir kültürü verdi. Doğru mu hocam? Benim yaş grubumdansın, az çok bilirsin yani. Fakat mesela şöyle bir şey olurdu. İşte Avustralya açık tenis turnuvası olur mesela. İzleyecek de bir şey yok. Tek kanal, aile, akşam böyle. Tabii. Avustralya açık tenis turnuvası izliyor. Ya arkadaş, anne babanın şikayetleri bile hani şimdi mesela dizilerde anneler diyor ya bak 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 milletin başına neler geliyor falan diye. Hep böyle bir annelerin sohbeti şimdi şöyle ya, o zaman öyle değil. Avustralya açık tenis turnuvası. Zaten onlar açık tenis turnuvası olduğu için havada sıcak oluyor. Kadınlar böyle gözlükler, şapkalar, etekler gelmişler falanlar filanlar. Adamlar böyle acayip güzel. Hafta sonu izliyoruz bunu. Annem babama şey diyordu. Millet eşini nerelere götürüyor? Ya arkadaş açık tenis turnuvasına mı götürsün adam seni? Nasıl bir... Ya işte o dönem biraz öyle bir dönemdi yani. Şimdi çok enteresan bir istek daha var dizilerle ilgili. Genç yaşında zorla evlendirilen erkekler hakkında dizi istiyor. Bravo. Altına da baba o kızı istemiyorum. Senin gelinin bir prenses olmalı baba yazmış. Delilik hakkında istiyorum demiş. Oğlum bak gitin video dizisi olsun. İzleyen var mı abi? Ne? Oğlum bak git. Hafta içinde patlayan bir video vardı. İzlemedin mi? Yok izlemedim. Hafta içinde çok acayip bir video çıktı abi. Bir çocuk temizlik görevlisi herhalde yaşlı, orta yaşlı bir abiye aralarında bir tartışma geçmiş. Onu kovalıyor. Kemerini falan çıkartıyor abinin arkasından. Yere falan vuruyor böyle. Gelsene lan gelsene lan. Adam sen gelsene versene diye. Abi de oğlum bak git diyor ama hep oğlum bak git diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Yani. En sonunda çocuk gitmiyor. İyice adamı bir huysuzlandırdı. Baba döndü.
süpürgeyle. Güzel. Vallahi bu da vardı, göstermek de olmasın. Süpürgeyle çocuğu sonradan yeniden gösterdiler. 8 dikiş burada, 9 dikiş burada. Bayağı girmiş. Ha? 12 dikiş mi? O sadece burada videolarda izlenmedi. Bakın başka nerelerde izlendi o. Hep beraber izleyelim. Madem öyle geri geldi. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Lan oğlum git. Hadi vur. Vursana. Lan git. Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Buraya mı ısırsın? Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak bak daha çiçeğin git. Tamam mı? Ne olacak? Ya sabır. Hadi. Evet. Devam ediyorum, az kaldı. Haktan'ın suçu ne? Dizilerden bir tanesi. Çok güzel bir dizi önerisi gelmiş. Bir ince ironi var tabii içinde ama güzel. İki kardeş su samurunun aynı su samuruna aşık olması ve gelişen entrikalar diye gelmiş. Aslı Enver'in hayatı hakkında dizi yapılsın, onu çok seviyorum demiş. Bekir'den gelmiş. Pepe dizi olsun, Sarp Akkaya oynasın diye. En sonunda da bir arkadaş kudurdum diye yazmış bunu daha. Daha ne diyeyim yani, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,